Hocanın evinde duvarda ve zeminde kan izleri bulundu. Bir de bunu getirdiler. Kan var. Üzerindeki kan kime ait? Bakacağız artık. Ozan'la karısı elde mi? Olumlu savcım. Güzel. Ben geçiyorum ifadeye. Sence onlar mı yaptı? İhtimal, bakacağız. Nereye? Adliyeye. Şimdi mi? İşim var Ceylin. Siz bakar mısınız? Pardon. Sizle konuşmuştuk. Bizim konuyla bir alakamız yok. Anlamadım, karıştırdın herhalde. Ozan Bey, buyurun. Ozan'la karısı burada. İhbar ettik ya. Bizi tanırlarsa ne olur biliyorsun değil mi? Evlerine gittiğim anlaşılır. Onu peşime düşmeden düşünecektin. Nereye gittiğini bilmiyordum Ceylin. Varsa anlarsa dosyaya gizlilik kararı aldırır, bana da ihtar. Hadi yürü, çıkıyoruz emniyetten. Hayatta olmaz. Sorgularını izleyeceğim. Görmedin mi ya geceliği? Kan vardı üstünde. Hem belki onlar yaptı. Ceylin, deli etme adamı. Gittin yaptın sahte ihbarını, yakalattın, işin bitti. Pars burada, Eren de başlarında. Hadi. Hayır diyorum, hayır. Sonra okursun ifadelerini. Adam benimle konuşmaya kalktı. Seni es kaza görse ne olur, her şey ortaya çıkar. Hadi. Umurumda mı sanıyorsun sen ya? Buraya kadar gelmişken gidip sorgularını izle. Peki. Tamam, peki. Buradayız, gitmiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Sinirlenmeyeceğim. Tamam, sakin olun. Önce bir bardak su için şöyle bir kendinize gelin. Şimdi buyurun bakalım. Annemlerden döndüm 11 gibi. Anahtarla açtım kapıyı. Başka bir şey ister misin? Keyfim gayet yerinde. Senin hanım dürüst çıktı. Her şeyi okuyor içeride. Zorlama bence, anlat kurtul. Neden öldürdün İnce'yi? Ben öldürmedim. Çöpe atmışsın hoca. Hayır, hayır. Ben İnce'ye aşık. Ne aşkı lan? Eşek kadar herifsin. Utanmıyor musun öğrencine sarkmaya? Hadi o genç, hataya düşer. Peki ya sen? Bana bak bana. Hocalığından faydalandın değil mi? İnsan tepede olunca aşağıdaki herkes ona ufak gelir. Çıtır çıtır yerim sanırsın. Önce kandır, sonra öldür ha? Ben öldürmedim. Anlat o zaman. Gece gelmiş kız evinize işte. Gel. Çık. Sizin evinizden çıkan kan rahmetlinin kanıymış. Yedin, içtin, sonuna geldin hoca artık. Dökül. Evet. İnci o gece bana geldi. Ama sorun hocam bastı bizi. Tamam.
hırsla topladım eşyaları çöp torbasına. Evden çıkarken de attım. Nereye gittin? Arkadaşıma. Aslı'ya. Nurcan gittikten sonra kapı çaldı. İki tane maskeli genç. Saldırdılar bana. Ali'nin altınları vardı. Onları aldılar ve gittiler. Ben de sonra polikliniğe gittim. Burnundaki kan durmadı. Peki. Yaz bakalım adam. Tamam. Bitmiştir. Dikkatli olacağım söz. Ya çekil ya çekil. Duvar oldu resmen, çık. Tuvalete gideceğim, tuvalete. Ulgaz. Bu ne ya? Savcım kapattı beni buraya. Hı. Ne yaptınız? Bitti. Helen! Par savcım. Bitti mi ifade? Savcım? İkrar ettiler mi? Onlar mı? Ettiler etmesine de. Bugün. Avukat benimle çalışıyor. Şimdi biz ikisini de sıkıştırdık. Anlattıkları tutarlı. Yani çapraza doğru tektir zaten. Evet, o gece kız kardeşin Ozanlara gitmiş. Sonra karısı Nurcan basıyor evi. Kavga kıyamet işte. Evdeki kanın açıklaması da bu. Ama sonra yiyince evden çıkıyor sağ salim. Olay bu. Bir dakika. Yalan söylüyorlarsa hemen inandık mı şimdi biz buna? Sakin. Tamam. Karısının gittiği arkadaşı bakalım tanık mı? Doğrulatacağız. Bir de bu Ozan Hoca polikliniğe gittiğini söylüyor ya. Kesin kamera vardır. Ben orada bir saat kaldım diyor. Tam cinayet saatinde. Eğer öyleyse o da temize çıkar. Yani gördüğünüz gibi. Top dönüyor, dolaşıyor. Çınar'ın kucağında kalıyor. Şimdi İnce evden çıkıyor. Çınar'ı arıyor. Telefon kayıtları elimizde mevcut. Doğru muyum Eren? Doğrudur savcım. Çınar babasının arabasını alıyor, geliyor. Ortaköy'de kızla buluşuyorlar. HTS şaşmaz. Eksiğin var mı Eren? Yok savcım. İnci'nin üzerinden çıkan kıyafetler Çınar. Arabadan çıkan hırka. Susan Çınar. Bak. Taşlar ne güzel oturdu yerine. Belki hoşlanıyordu İnci'den. Belki ilgisi vardı Çınar'ın İnci'ye. Ha? Hocasıyla ilişkisini öğrenince ondan sonra kıskandı. Gitti hayatına son verdi. Ondan sonra götürüp çöp konteynerine attı. İddianamen de şehir gibi ha. Kendiliğinden yazılıyor. Eren, şu polikliniğe bir ekip gönder. Şu kamera kayıtlarını alsınlar. Bakalım hoca doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Doğrulatalım. Hadi. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum Zeynep. Adam haklı. Her şey ortada. Acaba bıraksan mı avukatlığını? Bak baban delirdi. Ya hiç mi korkmuyorsun öğrenecek diye? Ben bayılıyor muyum ya herkese yalan söylemeye? Ödüm kopuyor tabii ki babam duyacak diye ama yapamam şu an. Her şeyi biliyorsam bu sayede uzakta duramam. Ceylin, an meselesi. Babam öter, hiç acımaz. Yapmaz. Anlaştık onunla. Evet, seni geri alma karşılığında ama tabii ki böyle bir şey yapmayacağım. Engin, bak sen benim en yakınımsın. Ama bir küçük yeşil ışık yakmış olabilirim babanın. Çok güzel. İyi. Savunmaya da devam et. Yalnız şunu unutma. Vicdanın seni kemirecek işte ince daha sonra. Çınar öldürmüş İnce'yi. Hop hop hop, yavaş. Yakışıyor mu bir avukata yargısız infaz? Aksini ispatlayacak bir senaryonuz varsa seve seve dinlerim. Ceylin, sen bir gelir misin benimle? Engin, herkes çok gergin. Lütfen. Seni kullanmasına izin var mı? Osman'ın tanığıyla konuşamadılar. Ulaşıp teyit ettirecekler. Biz çıkıyoruz, haber vereceğiler. Tamam baba. Yukarıdalar mı? Yukarıdalar. Çınar'ın artık konuşması gerek yoksa yanacak.
Sustukça batıyor, haberi yok. Senin içine bir şüphe düştü yine. Değil mi? Kusura bakma. Çınar'ın kan testi sonuçları çıktı. Negatif. Hiçbir şey kullanmıyor. Satıyor işte. Nasıl iş bu ya? Nasıl yapar? Yani ya konuşmadı, şimdi daha iyi anlaşılıyor tabii korkusundan. Vereceği her detay onu cinayetten aklar ama dışarıya çıktığında yakar. Uyuşturucu örgüt. Hiç acımaz. Onun içinden o korkuyu çekip almasam susmaya devam edecek. Ben bir mola istiyorum. Biraz düşünmem gerek. Ceylin. Bak biliyorum içine kuşku düştü. Ama Çınar'a son bir şans ver. Gidelim konuşalım, nasıl bir dağın altında kalmak üzere olduğunu anlatalım. Bak konuşmazsa sana söz veriyorum. Başka bir avukat bulacağım. Engin biz gidiyoruz. Dursanız biraz oyalansanız. Şimdi babamlar yeni çıktı. Zafer amca da gitmemiş, burada kalmış. Dosya inceleme talebinde bulun. Babamla Osman'ın ifadesinin fotoğrafını çek ama sakın yakalanma. Dikkat et. Tamam. Ben bir yüzümü yıkayacağım. Çınar'ın yaptığı bugün yarın ortaya çıkar. Kaçırırlar bu oğlana. Müebbet versinler, öyle bir iki yılla yırtarsa sebep olur. Tabii ki. Kasten adam öldürme suçuyla yargılanacak. Merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Baba kaçtım ben. Tamam. Bir de bu Ozan mıymış neymiş? İnci'nin hocasıymış. Memurla çay içerken konuşuyorlardı, duydum. O iş ne? İnci onun evine mi gitmiş? Yani tabii şimdi derinliğini bilemeyiz ama... Yani Ozan'la bu hocasıyla... İnci'nin bir ilişkisi varmış. Ne zaman bırakırlar bunu? Yarına kalır gibi yani. Şimdi doğrulayacak tanık dediklerini, delil falan arıyorlar. Benim haberim olsun. Ceylin nerede, o niye gelmedi? İşi var herhalde, kaldı. Tamam. Siz gidin. İnci'nin arabasını alabilirsiniz demişti polis. Yani Ceylin bildirince incelemişler. Oraya gideriz demiştim ama. Ceylin'in haberi var mıymış arabadan? Tamam. Siz gidin, ben gelirim. Ofise geçiyorum ben o zaman. Tamam. Sen ne yapıyorsun Ceylin? Ne yapıyorsun sen? Zahmet edip odana alın. 5 dakika görüşeceğim. Görüş yeriyim. Çınar Kaya, ziyaretçim var. Şeye kaçık şart. Şeker eritemiyorum. Pahalı olur. Neyse öderiz. Acil mi? Aynen. Karısı. Çok üzüldüm Çınar'a. Eyvallah. Ilgaz kardeşim. O olmaz. Vereceksin hani. Getirdiğim gibi götüreceğim.
içeride Çınar. Aynı evde büyüdük lan biz seninle. Aynı odada. Karşılıklı yataklarımız. Üç adım mesafe vardı aramızda. Şimdi... uçurum. Gözünün içine bakıp sordum ya o gün adliyede. Ben yapmadım dedim. Benim için konu orada kapandı. Herkesin kötülüğünün bir sınırı var çünkü Çınar. Senin de var sandım. Babam kahrından çöktü oğlum. Kafasını önünden kaldıramıyor. Ben hala bakıyorum insanların gözünün içine içine. Kahroldum ama başımı önüme eğmedim. Bir savcı olarak söylemiyorum bunu. Abin olarak söylüyorum. Başımı önüme eğmedim çünkü sana inandım. Hırka, parmak izi, telefon kaydı, neyse. Sözünü pusula yaptım. İnanmaktan vazgeçmedim sana. Niye tutunduğum dalları koparıp koparıp elime veriyorsun Çınar? Hiç mi sevmedin sen bizi Çınar? Beni, aileni... Defne'yi hiç mi sevmedin oğlum sen? 8 yaşında lan o da. Çıkardı buldu attı ağzına bir tane. Yatma. Savunma oğlum. Akıl alır bir tarafı var mı? Her türlü risk. İnsan ateşin yanına benzin koyar mı oğlum? İnsan kardeşinin canını içe sayar mı Çınar? Bize bunu yapan başkasına ne yapar oğlum? Niye sana olan inancımı atıyorsun Çınar? Ne yaptık oğlum biz sana? Bunu hak edecek ne yaptık oğlum biz? Defne'ye bir şey olsa, sebebi sen olsan... Yaşatmam seni biliyorsun değil mi? Oğlum annemizin yadigarı o bizim. Bunu da mı düşünmedin lan? Bir şey Defne benim de... Senin can. Korumadım mı oğlum ben seni? Babama karşı da hep korumadım mı lan? Sevmedim mi ben seni? Bu mu karşılığı? Senin kardeşliğin bu mu oğlum? Senin abiliğin bu mu? Bu ya bu benim kardeşliğim bu işte bu. Abiliğim de bu, kardeşliğim de bu benim. Ben buyum abi. Artık anla. Evin yüz karasıyım ben. Babanın hayal kırıklığıyım ben. Olamıyorum abi, çok çalıştım. Senin gibi olmak için çok çalıştım. Olamıyorum senin gibi ya. Mükemmel olamıyorum. Parmakla gösterilen olamıyorum. Örnek olamıyorum abi. Çünkü sen bütün rolleri çaldın benden. Bıktım ya, bıktım. Senden de bıktım, babamdan da bıktım ya. Sürekli kıyaslanmaktan da bıktım ya. Yeter artık abi, o yüzden sal sen de beni. Sal sen de beni. Bırak, bırak, bırak ben bununla boğulayım ya. Duygu sömürüsü yapıyorsun. Sorumluluktan kaç, sonra böyle ört. Sorumsuz falan değil mi abi? Öylesin. Sorumsuzsun, bencilsin. Hep kaç, işine gelmeyince kaç. Ben böyleyim. Problemde evlat ayağına yat. Biliyordun oğlum. Benim tarafıma geçip, benim elbiselerimi giyip, benim ayakkabılarımla dolaşmanın ne kadar ağır olacağını biliyordun. Sen bu yolu bile bile seçtin. Kolaydı çünkü. Bir gram acıma, seni anlama, ya yazık bu çocuğa da gibi cümleler geçmiyor içimden Çınar. Yoruldum çünkü insanım ben de. Seni kendi karanlığından çekip çıkarmaya çalışmaktan yoruldum. Ama sen yorulmadın. Hiç kusura bakma Çınar. Şimdi bu hatanın bedelini ödeyeceksin.
Abi. Abi. İyi değilim ben. Hiç iyi olmadım. Sen gittiğinden beri hiç hayal kurmadım. İyi değilim ben. Hiç iyi olmadım. Sen gittiğinden beri hiç hayal kurmadım. Anlamsız geliyor. Be! Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Anlamsız geliyor şişeler, meyhaneler. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Sen gittiğinden beri dışarı çıkmadım. İyi değilim ben, ah hiç olmadım. Yatakta döndüm durdum ama hiç sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Hiç faydası yok aldığım ilaçların. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Bırak kendini. Bana iyi geldi, sana da gelir. Anlamsız geliyor şişeler, meyhaneler. Hadi git sen. Bana sen lazımsın, sen lazımsın. Sen lazımsın sen. Hiç faydası yok aldığım ilaçları. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Gittim abi. Konuştunuz mu? Bir şey dedin mi? Konuştunuz mu? Bak büyük ben. Ya bedelini ödeyeceksin dedi. Sonra da gitti. Nereye gitti ya? Niye konuşmuyorsun benimle? Bir şey söylesene Ceylin. Susunca böyle karşındaki deliriyor işte. Şimdi anladın mı benim ne hissettiğimi? Kaç kere geldim gittim, susma anlat dedim. Bugün bu noktaya geldiysen sustuğun için. Bak, abim hapları polise verirse hemen öğrenirler. Öğrenirlerse beni burada yaşatmazlar. Ya beni bırak, ailemden kimse kalmaz, hepsini öldürürler. Adamların elinden kurtulsan ne lan? Ha? Nasıl kaçacaksın sen bundan? Katil bir satıcı. Ben öldürmedim ya. Şunu bir azıcık sokakla ya. Ben... Sen öldürmediysen kimin öldürdüğünü söyleyeceksin. Çok basit. Söyle, kurtul benden. Tamam, tamam, tamam.
Senden bir şey istiyorum. Abim polise hapları vermesin. Ben de ne biliyorsam anlatacağım. Söz. Katilin kim olduğunu biliyor musun gerçekten? Nereden bileceğim ben senin doğruyu söylediğini peki? İnci'nin o akşam hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını biliyorum. Tamam, söyle o zaman. Şimdi söyleyeceksin. Tamam, ikna et abimi. Polisi karıştırmasın, görmezden gelsin. Ben de ne biliyorsam anlatayım bak, söz. Tamam. Görüş bitti. Çınar'ı görmeye gittim bugün baba. Başka türlü göremezdim, o yüzden Ulgaz'la gittim. Ağzını onların adına alma. Hem sen niye görüyorsun ki o iti? Hı? Niye yan yana geliyorsun? Köşeye sıkıştırmak için baba. Tek başıma görüşmemi sağladı. Hem savcı o kadar emin ki kardeşini yapmadığına izin verdi. Hoş bir şey öğrenemedim ama. Ceylin, bak bakayım bana sen de. Bak gözümün içine. Bu söylediklerinin içinde yalan dolan var mı? Anlamadım, ne gibi? Bak söylemeye dilim varmıyor ama bu insanlar bizim can düşmanımız yahu. Kardeşini aldılar, kardeşini. Yanlarımda, yörelerinde görmeyeceğim seni. Andolsun silerim bak. Bir tane evladım var, o da Aylin derim, basarım bağırım. Tamam. Tamam, madem bu kadar açık konuşuyoruz. Sen söyle baba. Balığa gitmediğin gece neredeydin? İkimiz de biliyoruz içmezsin. Ağzına bile sürmezsin sen. Ne saklıyorsun? Acıktın mı? Topala Amir. Anlattım polise. Onları da doğrulattılar. Bu kadar. Bundan ötesi yok. Tamam, tamam baba. Tamam. Gittin içtin. Neden dövdün? Sen bize el kaldırmazsın ki. Öğrendiğin şey neyse belki ölümüne de sebeptir. Ben bir akşam balıktan dönüyordum.
İnci'yi gördüm. Park etmiş bir arabanın içinde. Baba? İnci? Kızım? Ne bu? Bu araba? Bu... Sen ne saklıyorsun? Baba bir dakika. Bırakır mısın? Baba bırakır mısın? Bu ne? Baba bir çantamı verir misin? Başıma keş mi olacaksın lan? Ha? Başıma keş mi olacaksın baba, sen? Baba lütfen yapma. Bu ne kılık? Bu araba ne? Yavrum sen benim kalbime mi indireceksin? Ha? İnci sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun İnci ne? İnsanın hayal kırıklığı ne kadar büyük oluyorsa öfkesi de o kadar büyük oluyor. Tutamadım kendim. Kendimi kaybettim. Kendini kaybettin. Kendini kaybetmek ne ya? Öfken dövmeni haklı çıkarır mı baba? Hayal kırıklığıymış. Neydi ki hayalin? Ha? İçeriden çıktığından beri kederin öyle kapadı ki gözünü. O daha küçücüktü. Küçücüktü, seni tanıyamadan büyüdü o. Sen de dönüp bakmadın bile ona. Küçücük bir bağ kurmadın onunla ya. Küçücük bir bağ kurmadın. Dönüp nasılsın diye sormadın baba. Ne bekliyordun? Ha? Tökezleyip düşmeyeceğini mi sandın? Araba onunmuş. Haplar da satıyormuş. Evet satıyorum. Var mı? Ha, var mı? Sen kimsin de benden hesap soruyorsun ya? Sen 5 senedir benim hayatımda var mısın? Bana onu söyle. Sen benim hayatımda var mısın 5 senedir? Yoksun. Biz neydik ne içtik sen biliyor musun ya? Ha? Ben en sevdiğim okulumdan, en sevdiğim arkadaşlarımdan ayrıldım. Hırsız bir babanın kızı oldum ben. Kimsenin yüzüne bakamadım ben senin yüzünden ya. Yıllardır sen ne eksiğimizi tamamladın bizim. Şimdi karşıma geçmiş mükemmel bir baba gibi benden hesap soruyorsun. Bir kerecik ya kızım nasılsın diye sordun mu bana? Sormadın. Yeni gelince her şey eskisi gibi olacak sandım. Bir geldin boş bir çuval gibisin. Yeniden başlamak için bir cesaretin bile olmadı senin. Ben yapmadım, ben suçsuzum, beni yaktılar dedin. Herkese küstün sen, bize küstün, hayata küstün. Kimsenin hesap bile soramadın. Yapsaydım babalık da ben de uslu dursaydım. Ver şunu. Sen madem biliyordun arabası var, torbacılık yapıyor bana neden söylemedin? Sen de biliyormuşsun arabayı, anlatmışsın polise. Baba ben olaydan sonra öğrendim. Ama sen öğrenip saklamışsın benden. Ben hanginizin sırrını öbürüne söyledim ha? Söyle hanginizin? Onun babası... Sen böyle... yoktun baba, sen yoktun. Onun babası da bendim, ablası da. O ders çalışsın, okusun, üniversiteyi kazansın diye 2 işte birden çalıştım ben. Sen gittin, annem yataklara düştü. Ona da baktım. Ablam oğlunun acısına yandı, ona da baktım ben. Hepsine de ben baktım. Sen yoktun. O yüzden bana diyecektin. Diyecektin, İnci de içeride yatağında uyuyor olacaktı. Ben miyim suçlusu? Ha? Ben miyim suçlusu? Hepimiz suçluyuz. Uçurtmanın ipi kopmuş. Hiçbirimiz tutmamışız. Fark etmemişiz bile.